Sevgili öğrencilerim geldik MEP tadında alıştırma sorularına sayfa 61. Matematik öğretmeni Zeynep Hanım bir doğal sayının çarpanları konusunda bir oyun hazırlamış ve kuralları aşağıdaki gibi tahtaya yazmıştır. Kurallarımız şöyle bir doğal sayının çarpanlarını bulunarak toplanacaktır. Bulunan toplam 2 ile tam bölünürse 2 puan, 3 ile tam bölünürse 3 puan. 5 ile tam bölünürse 5 puan, 6 ile tam bölünürse 6 puan alınacaktır. Başka puan türü yoktur. Yani 2, 3, 5 ve 6 puan alabilirim. Başka bir puan alamam. Örneğin 12'nin çarpanlarını yazmış, toplamı 28. Bu sayı 2 ile bölündüğü için bu kişi 2 puan alır demiş. Buna göre öğrencilerin söylediği sayılara göre en yüksek puanı kim alır? Ayşe'nin puanıyla başlayalım. Ayşe'nin söylediği sayı 18. 18'i çarpanlarını ayırın gökkuşağı yöntemiyle. 1, 18, 2, 9, 3'e bölünür, 3, 6 ve biter. Şimdi bunları bir toplayalım. 1 artı 2 artı 3 artı 6 artı 9 artı 18. Her zaman tamamlayarak gidelim. 18, 20, 29, 30, 36, 39. Şimdi 39, 2'nin katı değil. 3'e bölünür. O yüzden Ayşe kaç puan alır? Çok özür diliyorum. Ayşe kaç puan alır? 3 puan alır. Yazdık. Ayşe'ye şuraya 3 puanınızı yazalım. Fatma'ya gelinin. Fatma'nın söylediği sayı 28. Fatma'nın hemen çarpanlarını bulalım. 1 28 2 14 3'e bölünmez. 4 7 ve biter. Bunları bir toplayalım. Kaç yaptı toplayınca? 56. 56 2'ye bölündüğü için Fatma kaç puan alır? 2 puan alır. Elif'e geçelim. Elif'in söylediği sayı 45. 45'i çarpanlarına ayıralım. 1 45, 2'ye bölünmez, 3'e bölünür çünkü toplamı 9'dur. 3 15, 4'e bölünmez, 5'e bölünür. 5 ve 9. Bunları topladığımızda toplamımız kaç yapar? 60. E, toplamı 60 yapar. 6'ya tam bölündüğü için Elif kaç puan alır? 6 puan alır. Ece'ye geçelim. Ece 50 demişti. 1, 50, 2, 25, 5 ve 10. Topladığımızda bu sayıları kaç yapıyor? 93 yapıyor. 93'ün katı olduğu için 3 puan alır. En yüksek puanı kim alır? Elif alır. Yani doğru seçeneğimiz Ceyhan'dır. Gelelim ikinci soruya. Yandaki pullarda oluşturulmuş olan bir düzenekte sarı boyalı pul verilen doğal sayının bir çarpanı olduğunu, kırmızı pul ise verilen doğal sayının çarpanı olmadığını gösteriyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. O zaman biz ne yapalım sayılarımızı yazalım. K sayısının çarpanları sarılar olduğu için 2 çarpı 5 olacak çarpanları. L sayısının çarpanları 2 çarpı 3 olacak. M sayısının çarpanı 2, ee, hayır 3 çarpı 11 olacak. N sayısının çarpanı 3 çarpı 11 olacak. P sayısının çarpanı 2 çarpı 5 çarpı 7 olacak. Bu çarpım sonuçlarının katları da olabilir. Bunlar da olabilir. Şimdi gelelim değerlendirmeye. K çarpı L işleminin sonucu 30 ile tam bölünür. Şimdi 30'a tam bölünebilmesi için hemen K çarpı L'yi bulalım ama K çarpı L, K'nın çarpanları 2 çarpı 5. L'nin çarpanları 2 çarpı 3. Bu soru birçok yolla da yapılabilir ama ben böyle yaptım. <laughs> Şimdi baktığımızda 30 olabilmesi için 2 kere 3 6. 6 çarpı 5 30. Ulaşabiliyorum o zaman tam bölünüp bir doğru. M çarpı P diyor. Bu oku buraya getirdim. M sayısı 3 çarpı 11. P sayısı kaç? 2 çarpı 5 çarpı 7. 11 ile tam bölünür burada bir 11 çarpan olduğuna göre evet tam bölünür bu da doğru şimdi gelelim 3'e L çarpı L'nin kaçtı 2 çarpı 3 M kaç 3 çarpı 11 N 3 çarpı 11 33'e tam bölünür diyor 33 3 çarpı 11 demektir burada da bir 3 çarpı 11 çarpan olduğuna göre evet bu da doğrudur yani hepsi doğru olduğuna göre doğru seçeneğim denizlidir gelelim 3. soruya Üçüncü soru diyor ki öğretmenler odasında bulunan dolaplar ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. 5 ve 5'in katlarını sosyal bilgiler öğretmeni. 24'e kadar 5'in katlarını sosyal bilgiler öğretmeni yazalım. 5, 10, 15, 20. Bu numaraları sosyal bilgiler öğretmeni alabilir. 9'a tam bölünenleri İngilizce öğretmenleri. Yani 9, 18, bir de 27 gelmeli ama 27 yok. 4 ve 4'ün katlarını matematik öğretmenleri. Yani 4. 8, 12, 16, 20 ve 24 doğru. 6 ile tam bölünenleri Türkçe öğretmenleri. 6, 12, 18, 24. Şimdi yanlış olanı bulalım. 20 numaralı dolabı sosyal bilgiler ve matematik öğretmenleri istemiştir. Bakalım 20 numaralı evet sosyal bilgilerde var matematikte de var. Bu demek ki doğru. 18 numaralı dolabı İngilizce ve Türkçe. 18 evet İngilizce de var. Türkçe de var mı bakalım. Evet var doğru. 12 numaralı dolabı matematik ve Türkçe. 12 numara matematikte var. Türkçe de var mı? Evet var doğru. 24 numaralı dolabı İngilizce ve matematik. 24 numaralı dolap matematikte var mı? Evet. İngilizce de var mı? Hayır yok. O zaman yanlış olan şık hangisidir? Denizli. Gelelim dördüncü soruya. 42 katlı bir iş merkezinde bulunan asansörler ve çıktıkları katlar aşağıda verilmiştir. Her kat arasında 10 basamaklı birer merdiven vardır. Birinci asansör 5'in katlarına, 2. asansör 6'nın katlarına, 3. asansör 1 ve ikinci asansörün çıkamadığı katlara çıkıyor. Şekildeki gibi zemin kattan birinci asansöre binen Kemal ofisinin bulunduğu katta inmiştir. Şimdi hangi e, ofisi nerede olabilir Kemal'in 42 katlı olduğuna göre 5 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. katta olabilir. Ofisinde işlerini hallettikten sonra kendi katına gelen asansörü beklemeden merdivenlerden aşağı inerek ikinci asansöre biniyor. Demek ki ikinci asansöre binmek için 6'nın katı olan bir sayıya biliyor. Hemen bakalım. 6, 12, 18, 24, 30, 36 ve 42. kat. Şimdi Aşağı indiğine göre 40'tan 42 olamaz. 35'ten 42 olamaz, 36 olamaz. 35'ten 30'a inmiş olabilir. 30'dan 30'a inemez. 30'dan 24'e inmiş olabilir. 25'ten 24'e inmiş olabilir. 20'den 18'e inmiş olabilir. 15'ten 12'ye inmiş olabilir. 10'dan 12'ye inmiş olabilir. Şimdi ne kadar az inerse o kadar az basamak gidecek. Şimdi 35'ten 30'a inerse 5, 5, tane kat iniyor. 30'dan 24'e inerse gene 5 kat. 25'ten 24'e inerse 1 kat iniyor. 1 kat inmesi demek 1 çarpı 10 basamak inmesi demek. O da doğru cevabımız hangisidir? 10. Aslında diğerleri de oluyor ama en az dediği için ben onu işaretliyorum. Gelelim 5. soruya. 5. soruda diyor ki Hareketli bir mekanizma içerisinde topların üzerine görseldeki gibi ardışık doğal sayılar yazılmış. Toplar soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru sırasıyla kaplara düşmektedir. Kaplarda aynı renk top olmayacaktır. Toplar yukarıdaki kurallara göre kaplara düşmek, düşmekte olup kurallara uymayanlar ise dışarı düşmekte. Örneğin 21 dışarı düşerken 22 ikinci kaba düşer çünkü kuralı uyar. Buna göre en çok top düşen kabın içerisinde bulunan sayılardan en büyük olan sayının doğal sayı bölenleri kaç tanedir? Şimdi başlıyorum. 21 1'e düşemez asal sayı değildir gitti. 22 2'ye düşer çünkü 2'ye tam bölünür. 23 3. kaba düşemez 3'e bölünemediği için. 24 4. kaba düşemez 4 ve 5'e tam bölünmediği için. Ee, 25 9'a tam bölünmediği için 5. kaba düşemez. Pembelere geldim. 26 1. kaba düşemez, asal sayı değil. 27 2. kaba düşemez çünkü 2'ye tam bölünmüyor. 28 3. kaba düşemez, 3'ün katı değil. 29 4 ve 5'e tam bölünemediği için 4'e düşemez, 39'a bölünmediği için 5'e düşemez. 31 asal sayı olduğu için 1. kaba düşebildi. 32 2'nin katı olduğu için 2. kaba düşebildi. 33 3'e tam bölündüğü için 3. kaba düşebildi. 34 4 ve 5'e bölünmediği için düşemedi. 35 9'un katı olmadığı için düşemedi. 36 asal sayı olmadığı için düşmedi. 37 2'ye tam bölünmediği için düşmedi. 38 3'ün katı olmadığı için düşemedi. 39 4 ve 5'e tam bölünebilmediği için düşemedi. 49'a bölünmediği için düşemedi. 41 asal sayı olduğu için düştü. 42 2'ye tam bölündüğü için ikinci kaba düştü. 43 3'e tam bölünmediği için düşemedi. 44 4 ve 5'e tam bölünmediği için düşemedi. 45 9'a tam bölündüğü için düştü ve mekanizma kapandı. İçerisinde en çok top düşen kutum 2 numaralı kutu. Diyor ki bu sayılardan en büyük olan en büyük olan hangisi? 42. Bu sayının doğal sayı bölenleri 1, 42 gökkuşağı yöntemiyle 2'ye bölünür 21, 3'e bölünür 14, 5'e bölünmez 6'ya bölünür 6 kere 7, 42. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Yani doğru cevabım B. Gelelim 6. soruya. Aynı uzunluktaki iki rafa aşağıdaki gibi aynı büyüklükte cep telefonları dikey ve yatal olarak aralarındaki mesafeler aynı olacak şekilde yerleştirilmiştir. İlk telefonlar kenarlara değmektedir. Rafın uzunluğu santimetre cinsinden 2 metreden kısa ve doğal sayıdır. 2 metreden kısa diyor ama ben aşağıda santimetre verdiği için 2 metre eşittir 200 santimetre diyorum 200 santimetreden kısa olacak Buna göre yeterince Buna göre yeterince bundan aşağıdaki verilen hangi telefon aralarında başta ve sonda boşluk kalmadan dikey olarak bu rafa yerleştirilebilir o zaman ben rafın uzunluğunu bulayım Bakın şimdi 15 burada 10 burada 25 25 gidecek burası 25 burada 5 burada burası kaçar kaçar gidecek? 30. Demek ki benim rafım 25'in ve 30'un ortak katı ama 200'den küçük bir sayı olacak. Hemen başlayayım 25'in katlarını yazmaya. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 ve 200. 30'u yazalım. 30, 60, 90, 120 150 ve 180, 210. Zaten 210 olamaz. Şimdi baktığımda ikisinde de ortak olan sayı hangisi? 150. Demek ki benim rafımın uzunluğu 150 santimetreymiş. Benim telefonum 150'ye bölünebilen bir sayı olacak. Şimdi 20, 150'ye bölünür mü? Evet ama ben e, bölünür mü? Bakayım. Sıfırlar gitti 15 7'ye tam bölünmez çift bir sayı değildir attım yerleştiremiyorum yani A şıkkındaki telefonu 150'yi 40'a böleyim sıfırlar gitti pardon. Sıfırlar gitti. 15 4'e tam bölünmez demek ki B şıkkındaki telefonu da yerleştiremiyorum. 150'yi 30'a böldüm. 15'in içinde 3 5 defa var. Demek ki yerleştirebiliyorum. Doğru cevabım nedir? Ceyhan'dır. Gelin